Değerli kardeşlerim, sözlerimin başında dünyadaki mücadelenin artık iç politika, dış politika ayrımını ortadan kaldırdığını söylemiştim. Bunun somut tezahürlerinden biri de Kanal-İstanbul tartışmasıdır. Bu tartışma ülkemizde icraat yapanlarla tek misyonu yapılanları engellemek olanlar arasındaki farkı bir kez daha göstermiştir. Bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşa edilirken Kanal İstanbul'a verdikleri tepkinin kelimesi kelimesine aynısını söylemişlerdi. Evet, yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir diyen zihniyet şimdi de Kanal İstanbul en büyük felakettir kampanyasını sürdürüyor. Bakın değişen bir şey yok. Kelimesi kelimesine aynı. Emin olun Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri, fikirleri de bulunmuyor. Çünkü öyle bir dertleri yok. Halbuki bu işin ne olduğunu biz de arkadaşlarımızla defaatle anlattık. Şimdi burada Kanal İstanbul'un ne olduğunu bir kez daha anlatayım ki sonra duymadık, bilmiyorduk, haberimiz yoktu demesinler. Ekranları başında bizi izleyen aziz milletim var. Arkadaşlarım defaatle anlattılar. Ama bir de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grup salonundan anlatalım. Değerli kardeşlerim, İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının her geçen yıl arttığı bir yer haline gelmiştir. Montrö Sözleşmesi'ne göre Boğaz'dan geçen ticari gemi trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Kılavuz kaptan ve romörkör gibi uygulamalar kazaları önlemede maalesef yetersiz kalıyor. Şehrin iki yakası arasındaki deniz trafiğini engellemek de ekonomik ve sosyal olarak mümkün değil. Ülkemizin göz bebeği İstanbul'u Boğaz'daki bu tehlikeli trafikle baş başa bırakamayacağımıza göre yeni alternatifler üretmemiz gerekiyor. Dünyadaki örneklere baktığımızda Kanal İstanbul tarzı su yollarının hem yaygın hem de oldukça karlı olduğunu görüyoruz. Kanal İstanbul projesi işte bu arayışın sonunda ortaya çıkmıştır. Üstelik bu proje yeni ortaya atılmış da değildir. Tarih boyunca aynı amaçla hayal edilmiş diğer projeleri bir kenara bırakıyorum. AK Parti olarak bizim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden itibaren İstanbul'da böyle bir Kanal İstanbul projesinin arayışı içerisine girdik. Ne zamanki hükümet olduk, ondan sonra da ki yaklaşık 9-10 yıllık bir emeğimiz var, bu çalışmayı sürdürüyoruz. 2011 yılında milletimize bu sözü verdik ve adım adım dersimizi çalıştık. Esasen 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Tabii bu tür projelerde çok ciddi ve uzun süren ön hazırlıklar gerekiyor. Bugüne kadar jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, proje hazırlığı, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi süreçleri tamamladık. Bu çalışmalarda 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanı görev aldı. Kanal için belirlenen 5 farklı güzergahtan en uygun olanı üzerinde karar verildikten sonra 304 ayrı noktada 17 bin metrenin üzerinde sondaj yapıldı. Güzergah boyunca 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. Laboratuvar deneyleri
ve zemin çalışmalarının ardından kanalın modellemesine geçildi. Bunun için kendi alanlarında dünyanın en önde gelen uluslararası firmalarıyla çalışıldı. Mühendislik projelerinin ve ÇED çalışmalarının tamamlanmasıyla bugünkü aşamaya gelindi. Kanal çalışma alanı 152 milyon metrekareyi bulurken bunun yaklaşık üçte birinde kamulaştırma ihtiyacının olduğu görüldü. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul bünyesinde iki liman, bir yat limanı, bir lojistik merkezi, 7 köprü, 2 demir yolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı yer alacak. Kanal etrafında büyük bölümü de kentsel dönüşüm çerçevesinde sadece 500 bin kişilik konut alanına izin verilebilecek. Buna bir tarafta rezerv alanda diyebiliriz. Bu 500 bin kişi İstanbul'a dışarıdan gelmeyecek. Şehrin kendi içinde bir yerleşim hareketliliği olacak. İnşaat sürecinde ortaya çıkacak afiyat bu projeye mahsus bir yöntemle değerlendirilerek şehrin olumsuz etkilerden korunması da sağlanacak. Görüldüğü gibi bu tüm unsurları ve boyutlarıyla iyi çalışılmış, her ayrıntısı düşünülmüş bir projedir. Öyle zincirleme yapmak da bilmem ne yapmak da bunu engelleyemezsiniz. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Bizim işimiz eser üretmek. Onların işi boş boş konuşmaktır. Bunlar Marmara'ya istemezlik demediler mi? Bunlar Avrasya'ya istemezlik demediler mi? Bunlar Yavuz Selim Köprüsü'ne istemezlik demediler mi? Osman Gazi'ye istemezlik demediler mi? İstanbul, İzmir arasındaki o 4 saat 15 dakikalık o süreci yine istemezlik demediler mi? Hatta 3 saat 15 dakika giden gidiyor. Ve değerli kardeşlerim, biz bütün bunlara rağmen bunları yaptık mı? Yaptık. Bunlar Nisipi Köprüsü'ne de istemezlik demediler mi? Dediler. Yaptık mı? Yaptık. Ve bunlar yine biz 6000 kilometrede bölünmüş yolları aldık. 27000 kilometreye bunları çıkardık. Bunlar yine istemezlik dediler. Dağları deldik. Benim Kahramanmaraşlı kardeşim o tünelden geçerken gayet güzel bir şekilde biliyorsunuz teybini de açtı ve bu dağları kimler deldi diye de gereken cevabı oradan gerekenlere verdi. Şimdi çok daha enteresan bir şey söylüyorum. Marmaray'dan geçen yolcu sayısı bir günde şu anda ne oldu biliyor musunuz? 500 bini buldu. Bir günde Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 500 bin. Açtığımızdan bu yana toplamda geçen yolcu sayısı ne oldu biliyor musunuz? 440 milyonu buldu. İstanbul Havalimanı konusunda yine bunların hazımsızlığı yok muydu? Vardı. İstemiyorlardı. Gene istemezlik diyorlardı. Yaptık mı? Yaptık. Yalan yanlış resimlerle her tarafı donattılar. Halbuki geçtiğimiz yıl kendilerinin de aralarında olduğu 51 milyon insan İstanbul Havalimanı'nı kullandı ve yapılan eserin ihtişamını herkes gördü. Yürekleri kin ve nefret kaplayınca işte böyle göz görmüyor, kulak işitmiyor, dil konuşmuyor, kalp nasırlaşıyor. Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir proje, hiçbir fikir,
hiçbir eser üretmeyip sadece Türkiye'nin tökezlemesini, hatta yere serilmesini uman buradan siyasi rant devşirme peşinde olanlara diyecek söz bulamıyoruz. İstanbul'da şu anda iki tellide dev bir hastane yapıyoruz. Yaklaşık 2500-2600 yatak kapasiteli bir hastane. Oranın raylı sistemini de bundan önce AK Partili belediye yapma sözü vermişti. Şimdi gelmiş, yapmam diyor. Ya istediğin kadar yapmam de. Biz o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da süratle yapacağız. Çünkü bu bizim milletimize verilmiş bir sözümüzdür. Sen bunu nasıl engellersin? Ya buna senin gücün yeter mi? Bütün bunların tedbirleri alınmıştır. Ve inşallah bu hastanemiz de bu yıl sonuna kadar devreye giriyor. Ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki en büyük şehir hastanemiz olacak. Ve böylece halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmayan devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi sözünü Kanuni Sultan Süleyman'ın torunları olarak biz yerine getireceğiz. Kendi ülkesinin başına bir musibet gelmesi için gece gündüz hevesle bekleyen bu hastalıklı zihniyete hak ettiği dersi her zaman olduğu gibi milletimiz inşallah 2023 ve 2024'te sandıkta verecektir. Biz kendi işimize bakacağız. Onları da kendi küçük dünyalarında korkuları ve yalanlarıyla baş başa bırakacağız. Türkiye'nin tüm büyük projelerin olduğu gibi Kanal İstanbul'u da engellemek isteyenlere rağmen bu abide eseri ülkemize kazandıracağız.